o yüksek ışırıya gel oraya. Yılmaz sen abına gel. Valla çok güzel. Bana dedi al oradan dedi ya oradan ne alacaksın ağacı oraya. Çayım mı var ya? Biz emeğe istedim çayım. Gördün mü ne yaptın lan? Adam kayboldu ya. Hasat başladı işte, vatandaş çayını topluyor. Gerçi bizim burada fazla miktarda bir çay yok. İnsanlar bıraktı çayı. İşçilik pahalı, maliyet yükseldi. Hani bırakamıyoruz işte, bir alışkanlık ama fazla da çok bir getirisi yok. Hani fiyat konusunda da yorum yapmak istemiyorum. Çünkü biz çay bölgesi değiliz. Bunu artık Rizeliler daha iyi bilir. İşte devam ediyoruz bakalım hayırlısıyla. Perşembenin iklimi Giresun şeyden farklı olduğu için, daha fazla güneş aldığı için çayın kalitesi Rize çayından çok daha iyi. Hatta insanlar işte çay alıp yapıyorlar kendileri. Bu çayı içiyorlar. Bizim bu çevrede insanlar alıştılar. Çay iyi ama işçi var, sıkıntısı var. Köyde genç nüfus yok. İnsanlar gurbete kaçıyor. Şu anda şu çaylıkta çalışan insanların yaş ortalaması 60. 10 sene sonra ne olacak? Yani 15 kişiyi bir araya toparlayamıyoruz. İşçilik sıkıntı. Cumhurbaşkanı. Fındığın yanında ek olarak çay işi yapılıyor ama eskisi kadar kalmadı. Bu işi yapan çok azaldı. Bunun nedeni artan maliyetler ve işçilik. En azından işçi bulunamaması. Arkadaşların dediği gibi zaten şu andaki yaş ortalaması bile 60 civarında. 3-5 sene sonra çay toplamak için 10 kişi bir araya gelemeyecek. Ama çayımız kaliteli. Şimdilik devam ediyor. Biz de arkadaşlara yardıma geldik sayılır. Nasıl gidiyor abi hasat? Hasat gayet iyi. Mevsimden dolayı biraz geç kaldı. Güneş olmadığından dolayı. Ama şu anda gayet güzel. Devam ediyor. Bugün itibariyle başınız kaç günde atıyor abi? Bir hafta içinde Perşembe bölgesindeki çay hasatı tamamlanır. Fındığa göre nasıl peki abi? Toplaması hasadı? Toplaması fındığa göre daha şey, günübirlik topladığını veriyorsun. Kurutma vesaire, patoza verme derdi yok. Eğer işçi bulabilirsen o açıdan fındığa göre daha rahat. Kalite olarak da Perşembe çayının Karadeniz bölgesinde iyi kalitede olduğu söylenir. Çoğu da tercih ediyor. Güneş aldığından dolayı o şekilde. Seneye sırf senin yüzünden şeyi değiştiriyorum. Neye? Hasat bu sene biraz zayıf. Hava şartlarıyla beraber biraz ondan zayıf oldu. Efendim yağışlı olduğu için bir de sis, duman çok oldu. Soğuk gitti. Ondan oldu. Ortalama 1,5 ton oldu. Fiyatlar nasıl abi bu sene? Fiyatlar 11,30. Yaş çayı değil mi? Evet. Perşembe çayı daha sağlıklı oluyor. Daha güzel oluyor. Nezik oluyor. Fındıktan iyi ya. Yani. Şu anda. Güzel, değil mi? Evet. Peki hasat kaç gün sürecek abi Perşembe geldiğinde? Perşembe geldiğinde bir hafta anca sürer. Bir haftayı geçmez. Bu ilk hasat değil mi başında? Evet bu ilk. İkincisi Temmuz'da oluyor. Temmuz'un sonunda. Üçüncüsü de Eylül.